Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Uyuduk, uyandık. Çok şükür, elhamdülillah. Uyandırıldık. Kahvaltıya götürelim dedi. Fırçaydık. Bugün de mi kahvaltıya gideceğiz diye? Uyuyordum ben. Gel koçum, sen de gel. Kameram yamuk mu çekiyor? Yok olsun. Nazar boncuğu olsun, nazar değmesi şöyle azıcık yamuk da olsun, bir şey olmaz. Hava kapalı bugün. Avusturya'da bugün hava kapalı. Ama kaç derece? 17,5 derece. Gene biraz sıcak gibi değil mi? Evet, 22 yani. Gösteriyor gün için. Öğleden sonra 22-23'te olacakmış. Okula doğru gidiyoruz. Çocukları okula bırakacağız. Ondan sonra kahvaltı yapacakmışız. Kahvaltı yapacağız. Zor da kahvaltı yaptık. Zorla kahvaltıya götürüyor. Uyuyordum ben ne güzel. Yarın bırakacağım onu yediye. Hatta bir hafta bırakacağım onu yediye. Oğulcan evde olunca çocukları okula Oğulcan götürüyor. Hani o rahatlığım oluyor. Ama ben gene de kalkıyorum. Yani hani öyle şey değilim. Yavaş. Arabayı deniyoruz. Deneme. Denenmişi denemeye gerek yok. Kaç kere deneyeceksin? Onlar denemişler. Senin denemem lazım. Bugün böyle şey mi ya? Bugün böyle bir yorgunum böyle ben bugün. Havada. Değil mi? Hava basık. O yüzden mi? Tarçın. Nerede ablası? Dışarı kucağında. Kıyafete var ya. Tipsiz oğlum. Tipsiz oğlum. Oynatmaya çalışıyor. O da şey, elini ısırmaya çalışıyor. Geldik. Okula geldik. Çocukları indirelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Evet. Çocukları okula bıraktık. Bugün nasıl basık bir hava var böyle. Değil mi? Şöyle. Gerçekten çok basık. Bak ya. Meraklı. Nasıl basık bir hava var. Hı? Bir şey anladı yani. Hava var. Böyle bir şey var. Kedi dediğim zaman öbür tarçınım nasıl çıkıyordu? Aa, kediye bak diyordum, hemen çıkıyordu. Sanki kediyi görmüş gibi. Oğlum, şapkanı takalım mı? Hava çok basık, şapka takalım. Kukilataların iyisinler. Aslında oradan geçtiği için şapka biraz zor oluyor. Sen dik dur. İki tane ama kukilatası. Ha şöyle tak. Thank you. Çıkarttı ki oğlum. Yerim ben seni ya. Güzel ama değil mi montu? Montu da çok güzel oldu ama. Benimkinden güzel. Sende mont mu var sanki? Onun için zaten. Ha. Yok sen. Aa, değil mi? Bak, duruşa bak. Bak. Eyşan nerede? Eyşan. Eyşan. Ağlayacak şimdi. Okulun önüne gidince ağlıyor zaten. Eyşan gelene kadar ağlıyor. Bekliyorum. Yapa. Gidiyoruz, kahvaltı yapacağız. Buranın meşhur kahvaltılarından. Değil mi? Yes. Çok meşhur. Çok meşhur. Ağlıyor. Eyşan. Eyşan gel. Al tarçını Eyşan, gel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında buranın meşhur diyoruz da. Hı. Hani Türkiye'ye gittiğimiz zaman da serpme kahvaltı falan, her yerde zaten serpme kahvaltı da. Hı. Allah affetsin de o gelen yemeklerin zaten %60-70 zaten çöpe gidiyor ya. Reçel, bal, öyle. Peynir, salatası, aynen, bilmem nesi diziliyor. 15 çeşit, 25 çeşit bilmem ne. İnsan üzülüyor öyle şeyleri. Serpme kahvaltıya gidince masada kalanları alın, eve götürün. Atılmasın. Ama doğru. Atılmasın, günah ya. Ne bileyim. Paket yaptırın ya da hani böyle. Elinizin değmediği, yenmediği. Yani bazen insan düşünüyor da burada verdikleri öyle o kadar çok çeşit yok falan diyor. Öyle de doyuyor, öyle de doyuyor aslında. Ama işte atılmıyor.
Bu kadar çok şaşırtı olmuyor ya. Türkiye'deki gibi masalar donatayım falan filan olmuyor değil mi? Evet ya. Bir kahvaltıya gidiyoruz. Öyle serpme kahvaltı falan nere? Çok küçük şey kadar. Küçücük kablar ama, daha getiriyorlar. Ama onu da bitiriyorsun işte. Bitiriyor ve atılmıyor. Doğru. Tarçın ne yapıyorsun oğlum? Elimi ittire ittire. Dur. Tripodum bile itildi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam yat yatacaksan. Allah Allah ilk defa. Bugünlerde kucağıma yatmayı seviyor. Niye? Normalde yatmaz. Bugünlerde böyle. Ne? Ben bu arabaya bindiğim zaman bunun benzinini bitmek zorunda mı? Evet. Benzin ışığı yanmak zorunda ben mı? Ben öyle ayarlıyorum. Sen sürdün ama benzin bizi sen doldur diye. Sanki ben doldurunca cepten dolduruyorum da. Ben öyle ayarlıyorum. Diyorum hemen yan. Burada benzinlikler de ilgili. Türkiye'deki gibi değil. Evet indirip doldurduğumuz için o kötü oluyor. İnip doldurduğumuz için o kötü oluyor. İnsanlar, bütün herkes kendi benzinini kendi dolduruyor. Çoğu şey burada self servis ya. Bak, evet. Bak şimdi düşünüyorsun şey diyorsun da hani. Marketler de self servise girdi neredeyse. Kendi şeyini. Ne oluyor burada? İşçi çalışan azaltılıyor. İnsanlar hani geçen de bunu konuştuk ya. Şey diyorlar işte hani Türkiye'de işte çalışan birisi çekmiş ya işte yurt dışında Avrupa'da işte marketlerde insanlar kendileri geçiyor biz burada paket diyoruz falan diye. Salak kendin geçince gene paketi biz yapıyoruz. Ama hayır. Halbuki bilmiyor ki o makineler de Türkiye gelecek olsa o servise Türkiye gelecek olsa da işte ne olacak? Burada değil mi? Her bir kasada 15-20 kişi çalışıyordu eskiden. Şimdi ha, kasiyer mi diyor bunu? Kasiyer diyor. Armut işten olacak. Makine koyulacak. Sen işsiz kalacaksın. Burada 15-20 kişi çalışıyordu büyük marketlerde ön tarafta. 15 tane falan kasa oluyordu mesela. Şimdi ne yaptılar? Yeah. 15 tane makine koydular. 3 tane çalışan, 2 tane açık kasa. 10 kişi işsiz. Heh, yani. 2 tane açık şey kasa bir de makinelerin başında. 1 kişi, 3 kişi kaldı sadece önde. Yavaş ol. Sen Tarçın öne git. Aşağı git hadi. Aşağı. Şuraya yine. Ay. Şuraya geç. Hah. Geç, geç. Kafanı mafanı geç. Evet, korkuyorum. Tutamıyorum çünkü şu an. Aferin oğluma. Nasıl indi ama bak tehlike olmasın diye düşündüğümüzü bildi. Yuba yapıyordu değil mi? Uber yapıyorlar ya. Bisiklette Uber yapıyorlar. Geldik diyeceğim gelemedik. Geliriz yavaş yavaş. Gelemedik. Bu şeye benziyor. Börekçinin oraya benzettim ben burayı. Hangi börekçi? Gideyim mi? Balkan Börek. Canım istediğinden değil. Akşam getirdin zaten böreği. Akşam getirdim. Bir daha pişmiş getirme ama. Olur ya taze bir şey. Yok yok istediğinden değil. De pişmiş getirdiğin için o biraz böyle yumuşamış oluyor. Onlar hazırlıyor da pişmemiş buzluk yapıyorlar ya. Ben anlamam o kadar. Ya buzluk yaptıklarından gelince ben taze taze pişiriyorum. O zaman çıtır çıtır oluyor. Çok onu da fırında ısıt o zaman. Bak. Fırında ısıtsam gene olmayacak. Biraz daha şey gibi hayır. Olur. Gene olmayacak. Çünkü buz tutuyor. O su ona işliyor. Olmuyor yani. O çıtırlık yok. İmkanı yok. Olmaz. Yakayım o zaman ben onu akşam. Fırında ısıttıktan sonra su fırını... Çekemem çünkü gözlerim çok kötü oluyor. Kamerayı kapatıyordun değil mi? Fırında ısıttıktan sonra fırını yakıp fırını işte aynı kapıya geliyor. Fırını yakıp çalıştıracağım. O böreği oraya koyacağım, ısıtacağım. Isıtana kadar buzlu börek gelir. Ben o fırını yakar, çalıştırır, orada pişiririm. Şöyle çözelim olayı. Bir dahakine sen buzlu alırsın, pişmemiş alırsın. Olay öyle çözülmüş. Börek olur. Yok, sorun yok. Börek almam bir daha diyor. Yani sen seviyorsun dedin, işim yolun o taraftaydı. Oradan gelirken uğrayayım alayım dedim. Ben ama hiç hatta yolumu almamıştım da 15 orada. Dakika değiştirmek zorunda kaldım ve çok acayip bir trafik vardı. Kilitlenmiş trafiğin içerisine girdim ve arabayı geri de bırakmak tamam, zorunda sağ kaldım. Tamam. Yürüdüm. İyi ki börek almışsın. İyi ki öyle böyle çıtır çıtır değildi böyle. Hani iyi ki öyle olmuş börek yani. Rica ederim ya. Sen böyle teşekkür. Sen böyle. Ne dinliyorum ya. Sen böyle teşekkür. Ama sen gene de bir dahakine buzlu al. Sen böyle teşekkür et ben alırım ya. Sen gene bir dahakine buzda. Bak şimdi gitti ışık. Güneşin ışığı bile o kadar yansıyor böyle. Ay. Bir
bilmiyorum yani. Allah'ım güneşin yokluğunu göster. Göstermesin abi. Ama hani ya sonuçta kontrol var, o yüzden böyle indiriyoruz. Gözlüğüm de var da şimdi sevecek gözlükler nerede? Değil mi? Hah. Bazen hatırlıyor. Gene çıktı bizimki piyasaya. Baba. Ne arayacağım? O var ya, ben ineceğim diye mi bekliyor? Nereye gideceğiz? Ama değişik bir yola gittiğin zaman yapıyor bunu. Sağ ol, sağ ol. Köşeleri bak, sayarmış. Gösterme. Köpekler böyle köşeleri sayarmış. Böyle eve giderken gelirken bilirlermiş yani, görmese bile. Polat Aram'da da sayıyor. 8. köşe, 9. köşe. Ondan sonra gözü kapalıken aman, buluyor. Aman, aman. O da, o da. Bak yine yanlış. Geldik mi? Geldik herhalde. Seni yürüteyim mi? Yürüteyim tabii. Gel teyze, gel. Yazık. Nasıl bekliyor ya? Ben olsam geçerim yani hiç. Nasılsa duracaklar diye, değil mi? Biz Türk'üz. Nasılsa benim yol. Yaya yolu burası. Harbi bekliyor ya. Neyi bekliyorsan. Bugün değişik pantolonumuzu da giydik. Ne kadar yürüyeceğiz? Yaklaşık 18 dakika. 18 dakikada ben buradan eve giderim. Allah kusura bakma, 18 dakikada sen buradan eve gidemezsin. Akşam yerine olsan gitti ya, 35 dakika, 34 dakika. 18 dakikada eve gidemem mi ben buradan? İmkan yok. Var. Yürüyerek. Telefon ettim. He, araba yürüyerek geldi, giderim. İmkan yok. İmkansız diye bir şey yok. Değil mi? Ha? Kaç dakika hesaplıyor şimdi bak. Yok bak, canım. Şimdi onu hesaplıyor. Kontrat, sen kontratı lazımmış, kontratı mı? Tamam, sen onları hallet. Bu arada da Oğulcan hem kursta hem okulda hem de oradan habire şey inşaatların bir şeylerini yolla. Baba şurası şöyle miydi, burası böyle miydi, planları falan filan ayarlamaya çalışıyor. Yavrum sabahtan beri değil mi uğraşıyor? Evet. Paşam benim ya. Bu paşam da böyle geziyor. Geziyor. Yapması lazım. Konuşayım mı? Yok, konuşmayayım mı? Oturacak konuşayım. Neyi yapması lazım? Genç yaşta yapacaklar, bu yaşta yapacaklar, aynen, öğrenecekler hayatı, mücadeleyi. Lazım. Ticaret yapıyorsa ticareti, yaptığı işi öğrenecek. Bu yaşta mücadelesini verecek ki yani öbür gün rahat erecek. Yoksa işte var, ben yiyeyim, geziyim, tozayım yaparsa yani ömrünü sürünür. Yani orada burada ne bileyim herhangi birinin işçiliğini yapar. Aynen öyle. Bugün bu mücadeleyi vermek zorunda. Bir hedefi varsa, ulaşmak istediği bir yerler varsa, değil mi Tarçın Efendi? Sen bile mama isterken koşuyorsun değil mi oğlum? Ha? Aynen. Baba gelmiş dediği zaman koşuyorsun değil mi? Değil mi? O da bir mücadele değil mi? O da kendince bir mücadele. Aynen, bir tane mamanın, aynen. Bir tane valla, mamanın mücadelesi bu. Yapılması gerekiyor yani, yapması da gerekiyor. Çocukların erken yaşta aslında bir şeyler öğrenmeleri, yapmaları gerekiyor çünkü geçen gün bir devir bir tuhaf olmuş çünkü. Tamam, bunu biraz sonra oturunca şey yapayım. Geçen gün bir arkadaşım bir konuyla ilgili bana bir özür diledi, bir teşekkür etti, bir de tebrik etti. Bunu da biraz sonra anlatayım. Biraz sonra. Az sonra, parmaktan sonra. Yok, inemedik arabadan. Köpek inemedik. Yavru yaptırıyor. Hadi inelim. Bir gidemedik ya, hadi şş, sana diyorum yürü. Vallahi bir gidemedik. Zıbıdı. Bak şimdi oraya arabayı park etmeseydik yürümek şey trafikte beklemek zorunda kalacaktık. Yürüyoruz. Ne güzel. Trafik mi iyidir? He. Yürümekten mi iyidir? Ya bugün yürümek de iyi. Bugün var ya böyle yürüyesim yok. Ne bileyim ya. Aa, kuaför var, tırnakçı var. Kuaför yine. Kuaför var. Aa, şeye bak. Neymiş burası? Çarşamba ne? İçerideki rezinlere bak.
Buralar bayağı ilginç ya. Geçen geldiğimizde yağmurda kapalıydı, evet. Zatar. Bak şimdi nasıl gidecek benim oğlum? Gidecek içeri gideceğimize. Kamiye. Kamiye, 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 cam. Cam, 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 cam. Boy. Buyurun, çek içeri. Kapı. Neler var bakalım. Zatar var. Bu neydi, kekik miydi, nane miydi? Hep zatarın içine koymuşlar değil mi? Zatarın içine köfte koymuş. Zatarın içine. Burada şeyleri meşhur. Arapların zatarı meşhur. Evet. Ama ben başka bir şey yiyeceğim. Bak şey, kız şeyi görmek için çağırıyor. Oyuncak değil ama. Vardır, kahvaltı falan var. Gel beni alalım. Oturalım. Can I get the menu please? Thank you. Bak bu şeyle. Geçen sene söylediğin gibi. Aa, resimli. Ben görselli. Ben görselli. Nereye oturalım? Şuraya mı oturalım? Güzel bir yer ama değil mi? Değişik bir yer istiyordum. Ben daha ne yapayım sana? Hemen bir menü kontrol yapıyoruz. Ne oldu? Uykusu var, uykusu. Ne? Güneş geliyor. Bak. Aa, güneş ondan mı döndü? Evet, bak şimdi. Güneş geliyordu. Kafayı güneşin altına sok. Masadan gölgeye çekti kendini. Tamam, böyle yapalım o zaman. Gelmesin. Aferin oğluma. Görsellere bakarak seçelim o zaman. Aa, üç kere hapşırdık Polat Alemi. Demin de anlaydık ha. Abi de benziyor şey Polat. Hadi canım sen de. Dur gelenekten. Sen ne yiyeceksin? Sen hala plan peşindesin. Hocam mesaj gönderip bir şey istiyor mu? İmza falan. Sen onları yap hallet de. Aynı şey ne biliyor musun? Hani şey, teknolojinin bak. Hah, yine aynı şey deniyor. Kullanacağın şeyler bu. Alet, teknoloji neye kullanıyorsan, ne için kullanıyorsan çok önemli. İmzalayıp yollayabiliyorsun değil mi? Ofiste oturup ne bileyim işte bunun başını beklemiyorum. Dışarıdayız. Herhangi bir kağıt geldi, evrak geldi. Gezerek iş yapabiliyorsun. Olcan diyor ki şunu imzala bana gönder. Bu da imzanı atıp gönderiyorsun. E şimdi bunu iyiye kullanırsan iyi bir şey. Kötüye kullanırsan kötü bir şey değil mi? Yani. Sonra şeysiz bir şey kullanırsan o da... Olcan mı? Yok değil. Lüzumsuz dedin çaldı da o yüzden. Kim, bir başkası mı? Başka bakayım bir kim? Ay. Kaşıkla kaşıkla. Kaşıkla. Şey, Kayseri'nin kaşıklası. Evet. Bunlara gidip şey yapmışlar. Güzel yapmışlar. Bak sen konu anlatacaksın ya, onun için bunu hazırladım. Tamam. Bir dakika misali gelecek şimdi. Siparişleri verdin? Verdim. Geliyor. Geliyor, geliyor. Çayım geldi ama çayımı dondurmayacağım. Azıcık demlesin. Demleniyorum ben. O da güzelmiş. Ne güzel renkler yaptı. Ne güzel renkler var. Renkler zaten bak sarı, yeşil, kavun içi. Ne kuru? Onu sayma, o renk değil. O koyu kavun içi, o açık kavun içi.
Şimdi... Bu en açık şey, orta kalın içi. Hep kalın tamam. içilerde yedik. Bu ne renk? Siyah. Tamam. Kalbimiz ne renk? İçi mi dışı mı? İçi. Kırmızı. Okey. Bu ne renk? Yeşil. Yeşil. Bu ne renk? Hava içi. Ama portakal. Nasıl portakal? Ama portakal. Kavun içi ama portakal. Ha. Değil mi? Ay hakikaten kavunun içi ama portakal. Kahve ne renk? Kahve mi? Kahve rengi. Ya değil mi? Değişik şeyler var değil mi? Değişik terimler var. Evet. Zeytinyağı zeytinden oluyorsa bebek yağı neyden oluyor mesela? Onun gibi. Allah'ım Allah'ım. Bebeklerden mi oluyor? Sen konu anlatacağım diye açtım. Evet konu anlatayım. Ben konuyu anlatayım. Ben konuyu... Dönsene. Bu da bende kalıyor. Yapabildin mi? Yapabildin mi? Yok şöyle olsa herhalde daha mı yani? Böyle mi? Sen ayarla. Peki. Değil mi onlar o zaman? Sıcakmış. Geldi ama kahvaltıyız. Yeşil. Kapanis kahvaltısı. Oldu mu? Görebiliriz şöyle. Teşekkür ederim. Sen yoksun. Sen konu anlatacaksın ya. Sen yoksun. Ben kime anlatacağım? Ben sana anlatacağım. Bak ya. Şeker var mı? O şeker değil mi? Çayını koyayım sana. Bak bak. Döktü. Daha şeker var mı? Ha, gerek yok. Şimdi buradan yeter bana. Bir tane. Nasıl kokuyor kori kori? Kori gibi koktu. Değil mi? Müzikten tabii ki yerimi bilmiyorum ama. Gelemez tabii. Müzikli bir adam oldu. Fark etmez. Yemek yerken dana para yiyor. Sen anlatacağını anlat hemen de. Kırız yersin. Bir de bile konuştuğumuz mevzular şimdi. Tabi hayat, zorluk, sıkıntı hepimizde var. Ama biz ebeveynler olarak da çocuklarımıza ayrı sorumluluk, mesuliyet veriyoruz. Benim görüşüm. İşte ben geçen günlerde bir arkadaşım işte bana dedi ki ya işte kardeş ben çocukların üzerine senin çok gittiğini düşünüyordum ama şimdi fark ediyorum senin çocuğuna bizim çocuklarımızı dedi. Belki çok gitmek değil. Sorumlulukları ve sünnetleri olacak. Bugün baktığın zaman Oğuzcan 19 yaşında. Elhamdülillah. Akıllı usta, edep ve azaplı insanlar. Öyle gitmek istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Gecemizi, günümüzü onun için ayırıyoruz. Oğuzcan, Oğuzhan, Eşan hepsi için ayrı ayrı. Hepsinin becerisi, başarısı da ayrıdır. Şimdi birisi, yani herkesin Allah yarattı 5 parmak. Allah 5 parmak yarattı. Hepsine ayrı görevler veriyor. Ayağımızın baş parmağı olmasa yürüyemiyoruz. Denge sağlıyor. Düşünsene bir şey. Hepsinin şeyi var. Şimdi bizim yani toplumumuzdaki geneldeki şey algı okuyacak, adam olacak, büyük yerlere gelecek. Bu herkes için geçerli değil. Okuyup başbakan, cumhurbaşkanı da olabilir. Okumadan holding sahibi de olabilir. Yani hani burada Allah neyi nasip etti en başta tabii ki bu ama onun bilgisi, becerisi hem üzerine. Hem işte yapabiliyorlar. Ya bunu da yapabilir. Bu ticareti de bilecek, okulunu da okuyacak ama yaşam mücadelesini bilecek. Biz onlara sorumlulukları erken yaşta vereceğiz. 25 yaşındaki bir adam hala Türkiye'de çoğu görüyoruz etrafımızda. 20-25 yaşındaki adamın ne bileyim harçlığını hala annesi babası veriyor.
Hani bir sorumluluk verilmemiş. Sigara parasını babası cebine koyuyor. İşte o kuşun meslek sahibi olunca o kazanır. Değil. O mesuliyeti, sorumluluğu, alışverişi erken yaşta vermemiz gerekiyor. Buradaki arkadaşın, insanların yaptığı da doğru gibi geliyor ya o zaman. Şimdi bunu okullarda ne veriyorlar? Okullarda diyorlar ki sen 10. 11. sınıfa geldiğin zaman 11. sınıfta senin bir yerde çalışıyor olman gerekiyor. Evet. Orada neyi veriyorlar? Hani sorumluluğu, mesuliyeti veriyor. Çalışmanın zorluğunu, kolaylığını veriyor. Hani sana bir seçenek hakkı sunuyor belki. Şimdi geliyor kimisi McDonald's'ta KFC'de çalışıyor, kimisi markette çokta çalışıyor, kimisi herhangi bir inşaat firmasında çalışıyor. Diyor ki sana bir 6 hafta zannedersin değil mi? Böyle bir süre var. O süre zarfı içerisinde senin bir yerde çalışıp orada o şirketten de imza alman gerekiyor. Sana bir mesuliyet veriyor, sorumluluk veriyor. Hani seni teşvik ediyor. Buradaki meslek kursları mesela, meslek kurslarını bitirdiğinde sen üniversite ayarında diploma almış oluyorsun. Yani o mesleklerin çoğu inşaat içinde geçerli. Yani bileyim işte bir kaldırım yapmanın bile bir şeyi var ya. Burada sertifikası var. Sana bir sertifika veriyor. Sana bir sertifika veriyor. Arkadaşa gelince, arkadaşım dedi ki sen dedi çocukların üzerine çok baskı kurduğunu düşünüyordum. Şimdi de anlıyorum oradaki farkı dedi. Bizim çocuklar dedi biraz dedi hani geniş, rahat yetişmişler. Şu an hiçbir sorumlulukları yok. Aşağı yukarı aynı şeyler. O bir şeyi geniş, rahat yetişiyor ama sorumluluk, mesuliyet de yetişiyor. Tamam mı? Sen şimdi 13 yaşındaki Eyşan'ı mutfağa soktuğun zaman senin bugün fasulyenin planı, pastanı, böreğini yapabiliyorsan sen ver. Ama ben zorlayarak vermedim. İşte bak sen teşvik ettin. Şimdi teşvik zorlamak ile dönmek değil ki ya. Sen teşvik ettin. Teşvik ettin. Ben Oğulcan'ı 5 yaşındayken benzin aldığım zaman hadi oğlum şunu öde gel diye eline para veriyordum, kartı veriyordum. 5 yaşındaki çocuk gider milyonlar mı? Gider. 5 yaşında öğrenirse gider. 7 yaşında, 6-8 yaşında öğrenirse gider. Ya bugün bankamatik kullanmasını, bankamatik kullanmasını, ATM'den kart kullanmasını bilmeyen 20 yaşındaki çocuklar var ya. Yani şimdi bugün arkadaşım vardı kart kullanmayı bilmeyen. İşte bu ona dönüyor, tamam mı? Sen ona sorumluluğu verirsen, ben 18 yaşında buradan 2500 km mesafede, sen hatta dedin ki yalnız gidebilecekler, gitsinler dedik değil mi? Geçen sene tekvando turnuvasına gittiklerinde yalnız gittiler. 2500 km yalnız uçakla kendileri gittiler. Ne yaptı? Bilet, her seferinde biz mi bindireceğiz uçağı? Her seferinde bizle beraber mi olacaklar? Yalnız da gidebilmeleri için. Biri 18 yaşında, biri 15-15 yaşında da. Ama ne oldu? Onlara bir özgüven geldi. Ben bunu yapabiliyorum. Uçağa kendim binebiliyorum. Paçalarıma özgüven geldi. İkisi de altın madalyayla geldi. Elhamdülillah. Hani sadece bizim onları teşvik etmemiz gerekiyor. Sorumluluk vermemiz gerekiyor. Mesuliyet vermemiz gerekiyor. Burada yapılan sadece şu, etrafta da gördüğümüzde o okusun, eve gelsin, iPad'in telefonunu alsın, rahat rahat okusun. Ondan sonra ama ne oluyor? Çocuk hiçbir şey bilmiyor, öğrenemiyor. Maalesef. Öyle. O yumurtanın şöyle şeyini bir gösterir misin? Popidikliğini gösterir misin? Nasıl yapıyorlar onu? Çok mu çırpıyorlar? Eşan bunu kesin yapar. Kesin. Zaten ben ne yapıyorum biliyor musun? Eşan diyorum şunu gördüm bak sen yapabilir misin acaba? Kesin yapar Eşan dedim falan. Bir de bu çift meseleler mi? Bakıyorum Eşan giriyor ve mutfağı yapıyor. İsteyelim. Hadi biz kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yapalım ondan sonra geri gelelim. Renkli değil mi? Renkli. Bak, renkli. Abla rengi. Abla rengi de kamyon. Ama bunlar niye biliyor musun? Bu firma göğüs kanserine destek veriyor, yardım ediyor. Herhalde onun için böyle. Kesin sahibi ya eşini ya annesini falan kaybetti öyle bir şeyden. O yüzden burada hep öyle yapıyorlar ya. Yemeğimizi de yedik çıktık. Tarçın Bey niye burada duruyor ki değil mi? Aslında? Evet. Tarçın Bey karşıya geçince açalım. Hemen şuradan çıktık ya. O yüzden yani şurada. Çıkaralım şurada daha durmadılar. Geçen bu düğmeye bir tane kadın ayağıyla bastı biliyor musun? Bunun gibi bir tane düğmeye kaldırdı böyle ayağını ayağıyla bastı. Yakın olsaydım hani güzel bir şey söyleyecektim ama arabanın içindeydim. Yakalayamadım. Arabanın içindeydim. Yoksa biliyorsun yani. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Pufidik pufidik yumurta yedik. Yumurta deyince ben eskiden o kadar güzel yumurta yiyordum ki biliyor. Değil mi?
Yumurtasız kesinlikle kahvaltı yapmazdım yani. Yumurta yoksa kahvaltı yapmazdım. Ama şimdi yumurta kokusu ve yumurtanın ismi bile beni böyle... Niye ama? Tüp midesi olanlar yaşıyor mu ki? Hep herkes yaşıyor mu ki? Tüp midesi ameliyatı olanlar aynı sorunu yaşıyor mu ki? Sanmıyorum. Yumurtayı yiyemiyorum ben. Sanmıyorum. Hoş ben doğru düz fazla da yiyemiyorum zaten de. Yani çok şükür yaşayacak kadar yiyoruz ama değil mi? Önceden ne kadar lüzumsuz yiyormuşum ben. Çok yiyormuşum, lüzumsuz yiyormuşum. Şimdi onu fark ediyorum ama. Hayır, lüzumsuz mu yiyorum şimdi? Sizin bünyeniz de benim bünyem bir değil ki ama. Tamam. Aynen. Sizin bünyeniz de benimki bir değil yani. Evet, bugün kahvaltılı sohbetli vlogumuzu da yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için Tarçın Bey'imiz de yoruldu. Tarçın Bey'imiz de dinleniyor. Hadi biz de dinlenmeye çekilelim bari. Çekilelim. Değil mi oğlum? Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.